Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Farming Simulator 19'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bölüm 41 ile şu anda karşınızdayım. Bir önceki bölümde bu arada bayağı bir kötüydüm ve bir sürü geçmiş olsunlar dualar aldım. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Bayağı bir iyileştim. Şu an daha iyiyim gördüğünüz gibi, hem ses olarak hem de kendimi daha iyi hissediyorum. Enerjik hissediyorum. Böyle bir ağırlık veya bir çöküntü hissetmiyorum. O yüzden biraz toparladım. İlaçtır, yattık, ettik, dinlendik. Çaydır, çorbadır derken şu an çok daha iyi durumdayım. O yüzden devam edeceğiz hızlı bir şekilde. Demişken ben birazcık daha videoyla uğraşıp aslında çekmeye başladım videoyu ama ne yazık ki bilgisayarımda yine yer kalmıyor ve yine tüm o kayıt boşa gidiyor. Öyle bir durum oldu. Tabi size söylemediğim birkaç bir şey de var şimdi. Dur. Onlar şimdi gösteriyor ve anlatıyor olacağım ama önce şunu bir yerine oturtayım. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. İnşallah düşmez oradan. Düşme potansiyeli çok yüksek ama deneyelim. Güzel, tamam. Güzel güzel. Üçlüyü bu şekilde atmaya başladım. Şimdi yenilikler şunlar. Tabii ki de para harcadım. En büyük yenilik o. Kazandım da harcadım da. Geçen biliyorsunuz bu tarafa, bu tarlamıza kanola ekmiştim. Kanolayı topladım. Mahsullerin çok da güzel fiyat vardı. 800 küsür dolar. Sattım. 100 bin küsür dolar kar ettim. Ondan sonra da doğal olarak direkt o paralarla yeni yatırıma giriştim. Yeni yatırımımda birazdan anlatacağım ama şunu bir püskürtür müsün hocam? Bu kadar yer var. Bu arada burayı biriktirmeye başladım. Artık domuzlar için böyle biriktireceğim. Ondan sonra buradan alıp götüreceğim. Bir ton boş zamanlarımızda bunu yapacağım artık. Gördüğünüz gibi samanlar da burada yığınla duruyor. Onları alıp buraya yerlere püskürteceğim. Ondan sonra diğer toplama römörküyle de hepsini alacağım. İhtiyaç olduğu zaman götüreceğim. Çünkü yoksa her defasında böyle çatalla al götür falan uğraştırıyor birazcık da. Ondan dolayı da böyle bir şey tercih ettim. Umarım güzel olmuştur. Siz de beğenmişsinizdir. Domuzlar hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok karlı bir şekilde ilerliyorlar şu anda. Öbür tarlaya da girdim. Bunun benzini bitti. Kaldı böyle arada. Ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen bir demiz diyorum ya. Benzin getireceğim. Bir benzin deposu falan alıp pazar alanından. Öyle bir şekilde olacak sanırsam. Bu tarla bitti. Normalde size bu tarlayı en başından gösteriyordum da işte kaydım uçunca bu tarlayı artık bitirdi arkadaşlar, sağ olsunlar. Allah razı olsun hocam. Kaç ton olduğunu şimdi söyleyeceğim. Size buradan aşağı yukarı kaç ton mahsul çıktığını, çok fazla çıkmadı gibi geliyor bana açıkçası. Yani öbür tarlamdan çok büyük bir fark etmedi. 237 ton artı 800 kilo civarında bir mahsulüm vardı. Şu anda bununla beraber 350 oldu ve benim sırtımda da 20 ton daha var. 21 ton diyelim hatta. 22 olur mu acaba? Oldu. 23 olur mu? Oldu. 23 ton. Şimdi 23 de burada var. 251 de orada var diyelim. 374 ton var toplam. 237'si 38'i onların derse 40 evet 30 hadi 30 oradan 6 36 136 ton. 136 ton. Bu kadarcık. Buradan çıkan toplam mahsul 136 ton oldu. Yani hiç tatmin etmedi açık söylemek gerekirse. Benim orada iki tarladan çıkarttığımda zaten 120 küsür oluyor genelde. O yüzden çok az geldi bana, bilemiyorum yani. Daha fazla bekliyordum. 240 dedim ya, o 240 238 ton olan zaten benim bu uzun tarlamdan iki kere mahsul etmem gibi. Yani ben buradan 120 118 ton 119 ton hatta çıkarıyorum. Oradan da 136 ton çıkardım. 18 ton daha fazla. 17 ton daha fazla çıkarmış oldum. Biraz az geldi ama yapacak bir şey yok. Biriktirmeye devam ediyorum. Ayrıca bu direksiyon konusunda istekler devam ediyor. Benim aklıma da şöyle bir fikir geldi. İlerleyen bölümlerde bir bölüm bonus şeklinde, ama bonus böyle günlük beklediğiniz bir bölüm yerine değil de günlük attım diyelim farming'i. O gün yapabilirsem, söylüyorum, yapabilirsem eğer o gün bir tane böyle
Direksiyon, sadece direksiyon videosu yapacağım. O da nasıl olacak? İşte bu mahsulleri biriktireceğim. Şu anda gördüğünüz gibi 370 ton elimde var halihazırda. İşte belki ağaç için sağ olsun Berat bir trailer modu attı bana. Ağacı kestikten sonra otomatik yüklüyor kendisi. Yerde olduktan sonra herhalde denemedim. Daha kurmadım. Hem onunla uğraşırım hem de bu şeyle uğraşacağım. Bu mahsuller satmakla da uğraşacağım. O esnada da diyorum ki sohbetli muhabbetli bir şeyler yapalım. Yani siz bir soru göndereceksiniz ama hangi videonun altında o soruları alacağım onu bilmiyorum. Hatta bu videonun altında da yapabiliriz aslında. Hadi bu videonun altında yapalım. Merak ettiğiniz sorular varsa, öğrenmek istediğiniz bir şeyler benimle alakalı olabilir, kişisel olabilir. Genel bir soru sorabilirsiniz. Ben o soruların altından seçeceğim ve o direksiyonu sallayıp satış yaptığım videoda o sorularınızı ekrana çıkartarak onlara cevap veriyor olacağım. Böylece boş gezmemiş olacağız. İş yaparken aynı anda da konuşuyor, soru cevap yapıyor olacağız. Oyun için soru cevap olacak kısacası. Öyle bir video yapacağım. O yüzden bu videonun altına merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bu domuzları yeni aldım bu arada. Bunu söyleyecektim size. Bu bir sürprizdi aslında da. Beraber yaptıydık ama kayıt. Bu domuzlarımız yeni domuzlarımız. Simsiyah domuzlarımız. Kara domuz bunlar hocam. Bunları da beslemeye başladım. Çok fazla almadım şu anda. Biraz az aldım ama arttırmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü çok karlılar abi. Çok karlılar. Bu kadar basit yani. Daha fazla detaya gerek yok. Karlı oldukları için de her türlü girilmesi gerekiyor. Şunu püskürtmeye devam et hocam sen. Bunları buraya biriktireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaki römorkle de alacağım. Hem oraya hem buraya paslayacağım kafama göre. Öyle bir şeyler planladım. İyice bir doluştun şurası. Yoksa öbür türlü balyaları biz bitiremeyeceğiz. Kalmamış içinde. Aa. O zaman şöyle yapalım. Gel hocam sen. Hadi bakayım. Şimdi iki tane domuz ahırım var benim. Ve iki tanesinden eğer maksimum bir şekilde verim almaya başlarsam ki soldakiden biraz öyle oldu artık. Neredeyse maksimum verim almaya başladık. Muhtemelen 200'ün üstüne çıktığımızda 220'ler falan olunca maksimum verim almaya başlarız ki günlük 30 tanesini böylece satıyor olurum 24 saatte. Bir de buradan geldiğini düşün. İkisinden sadece her gün 50 tane domuz geldiği için ben her gün aşağı yukarı 50 bin civarında kar yapmış olacağım. Bu da inanılmaz bir şey. Her gün hiçbir şey yapmadan 50 bin dolar kar. Domuzun besin diyeceksiniz, satın alıyoruz falan uğraştırıyor biraz ama diğerlerine göre bence çok daha rahat. Yani bir tek su fazla içiyorlar. Su beleş. Bir de samanı fazla tüketiyorlar. O kadar. Yemek olarak çok az yiyorlarmış domuzlar. Öyle gördüm ben açıkçası. Oyunda en azından. Al hocam, al 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 al. Erit stoklar. Al 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 al. La 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 la. Daha 18 toncuk aldık sadece. Burada aşağı yukarı kaç ton vardır sizce? Bir 60, 50 yok. 40 ton falandır. Ve 60 mı 60 o kadar yoktur. 40 ton vesaire vardır. Of, şöyle üstüne binince iyi oldu ya. İyi gömçürdük. Hadi abim hadi. Diğer traktör alsam daha karlı olacaktı. Daha iyi olacaktı aslında. Bizim bu traktör çekemiyor birazcık daha. 40 tondan fazla. 45-50 arasında bir şey varmış orada. Gitmiyor. Biraz zor çekiyor şu anda. Tırman. Ye hocam ye. Tüh be. O zaman şöyle gidelim. Evet, nice. Şimdi diyeceksiniz ki çifte uğraşmış olmuyor musun? Ben bunu boş zamanımda biriktiriyor olacağım. Böyle keyfe kedere uğraştığımda. Çünkü sürekli balyayı onun içine koymak da ayrıca bir zahmetti. Zaten koyuyorum evet ama koyup püskürtmek daha keyifli geliyor direkt boşluğa. Sonra bununla toplayıp alıp götürmek. Belki şu an böyle farklı bir şekilde yapmak istediğim için öyle gelmiş de olabilir. Yarın öbür gün bundan da sıkılabilirim. Bilemiyorum.
Çünkü insanız. Her şeyden de sıkılıyoruz. 3 gün aynı yemek yiyelim, sıkılıyoruz. 3 gün aynı işi, 3 gün aynı oyun oynayalım, sıkılıyoruz. 43 ton aldı. Hepsini alacağım muhtemelen. Alabildiğim kadar. Burayı böyle dağıttım, bu gübreyi yere iterek o makineyle. Bir tane itici aldım. Ama pek düzgün olmadı yani. Bunu eninde sonunda buradan kaldırmak zorunda kalacağım. Başka yolu yok. Çünkü tırtıklı tırtıklı oldu. Yoldan geçmek zor. Sıkıntı çıkıyor falan. Yarım yamalak iş oldu birazcık. Ama denemek için aldım. Abi dur. Tamam. Yutsana, yut yut. Aferin sana, aferin. Hadi bakayım. Hadi az kaldı. İyi, 50 ton yapmışız, güzel. 50 ton da zaten bir şey yapmıyor aslında. 12 tane balya yapıyor 50 tonun. 12 balyan da 4 set yapıyor. İlla ki ezeceğim galiba tarlayı birazcık. Evet, orayı biraz ezdik. Tamam, o kadar da uğraşmayayım artık, gidelim. Gidip şu samanlarını boşaltayım. Şu silaj bölümüne mi püskürtsem acaba? Yine de olmayacak ya. Onu dengede tutturamayacağım. Hocam kapat artık. Tamam, anladık. Hele şükür. Bu kadarcık mı alıyorsun şu an? Şimdi domuzcuklar. Borç al hocam. Al. Sıkıntı yok. Daha çok alacağım hatta. Şurayı bir fullleyeceğim. Şimdi kendilerini 2-3 gün beklesem kendileri de bayağı bir artacaklar. 100-200 olacaklar ama hızlı bir şekilde artsınlar. Hatta öbür taraftakiyle eşit olsunlar istiyorum. Ondan sonra hızlıca ikisi de ilerler ve bana hızlı hızlı para kazandırmayı başlarlar. Derdim o. Ondan dolayı hızlı satın alacağım. İlk etapta yatırım gibi düşün bunu. Çok geçmeyiz herhalde. Eşit olur aşağı yukarı ya. 136 bini alırsam hatta az bile kalır. Onayla. Evet. 117 tanecik mi olmuş? Neyse, daha fazla almayayım. Daha fazla zarar. İhtiyaçlar olduğu zaman daha fazla saman alıyorlar. İhtiyacı yoksa almıyor. Şu an misal daha fazla alacaktır. Oysa ki az önceki depo maksimum. Dur, yukarı gider misin? Maksimum şu kadardı işte. Saman 9600 alıyordu. Şimdi arttı yeni domuzlarla beraber. Alın bakayım. Oh, kebap. Tamam, 15 tonla öbür tarafa püskürtürüm ben onu. Var mı ihtiyaç öbür tarafta? Çok da yokmuş aslında ya. Burada dursun. Dur hocam sen şurada. Şöyle gidelim biz. Abim sen burada takılıp kalmazdın genelde ya. Sen ciddi misin? Aa. Herhalde arkadakiyle beraber takılıp kalmıyordu. İş başa düştü. Gel Fent, gel. Onun altına götürsem acaba nasıl olur bunu? Götürüp döksem. Bir işe yarar mı? Orayı şöyle bir düzgünce. Keşke yapabilsem öyle bir şey de. Çok emin olamıyorum yapılıp yapılmadığından. Uçacağım üstüne. Tam uçamadım. Dur, geliyorum. Allah! Monster truck gibi oldu bu ama. Tam olarak istemediğimiz hareketler bundan. Lan neredeyim ben? Hayır, çıkmama da izin vermiyor ki. Şimdi kurtarma zamanı sende. Yürü git. Ya
Tamam oldu bu iş. Hadi gidelim. Dur dur dur. Atlar da bu tarafa taşıyacağım bu arada. Bir sonraki atlarla uğraştığım zaman satışını yaptığımda. Orada da birazcık masrafa gireceğiz ama tabii ki de atların kârı bizi çok güzel bir konuma sokacak. Şu suyu da püskürtelim hocam. Ama şöyle de bir şey var tabii ki de. Şu an benim bayağı bir borcum oluştu. Biraz kapatıyorum, biraz alıyorum derken bu domuzla beraber gördüğünüz gibi 1 milyon 800 bin olmuş. Muhtemelen atların sayısını arttırıyor olurum. Muhtemelen. Çünkü bu borcun içinden atla da çıkamayacağız artık. Öyle gözüküyor şu an. Yani 1,5 milyon attan para gelecek. Hepsini borca kapatsak yine olmayacak. Artık çalıştığım bu kadar yatırım sonrası falan çok para ihtiyaç duyar olduk. Bir de şeyin de eksikliğini hisseder oldum. Biçerde öğrenin de eksikliğini hisseder oldum gerçekten de. İki tane yetmiyor yani. Bir bu tarla bir o tarla 8 numarayı falan. İkisi beraber fazla oluyor. Birkaç tane daha biçerde öğren almam gerekecek. Yani niyetim aslında eğer borcu tamamen kapatabilirim ki kapatacağımdan pek emin değilim ama deniyor olurum. Kapatabilirsem borcun tamamını. Şuraları açalım. O zaman yapacağım ilk iş attan gelen kârı bir iki tane biçer döver daha almak. En azından bir tane biçer döver. Sonra sizin şey üzerinde çok isteğiniz var. Bir tane daha tır alalım gibisinden işte manı da deneyelim diye. Bir onu belki alabilirim. Ona da ihtiyaç var mı derseniz var artık. İki tarla olduğu için gördüğünüz gibi bizim o şeyi Amerikan tırını her yere koşturuyoruz. Bir oraya bir buraya yetmiyor. O yüzden mecbur ihtiyacım var öyle bir şeye. Onu da alabilirim. Belki bir tane de araba alabilirim. Araç isteği de var bolca. Hadi bakayım. Go 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 go. Of şimdi yine gübre mübre. Ulan bu kontrat işlerini de yapmıyorum artık. Tarla 10. Hasat. Oyunum niye takılıyor benim bir acayip bir şekilde. Gübre işi geçmiş kaçmış. Gübre işini yapmaya zaten hevesim kalmadı artık pek. Hop. Oraya eker zaten. Ben bunu götüreyim. Çekip de biçerde öğür çekip de götüremiyoruz. Neyle götürebilirim benzinle ya? Bir benzin doldurmam lazım benim ona. Benzinle alakalı mağazada satılan bir şey vardır herhalde. Römörk bari bir şey. Bir depo, tank. En kötü öyle yaparım da. Yine de emin olamadım. Bulamaç. Hopş. Şurası sıkıntı. Neyse şuradan bir geçeyim ondan sonra bakayım rahat rahat. Tamam şimdi bakalım. Hım 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 normal römörk olmaz zaten, bulamaç da olmaz, hayvanlar da muhtemelen olmaz. Gerçi dur bir hayvanlara bakayım ya, olabilir hayvan taşımada, yok bu değil hayvanlarda. Süt ve su taşıyor, süt ve su taşıyor. Benzin neyle taşıyacağım? Benzin için de bir şeyler bırakmışsınızdır illaki ya. Çeşitli de var mı? Yok. Tanklar sıvılar taşır. Aa benzin taşıyor bak. Aa buldum lan. 8,5'muş. Çok da pahalı değilmiş ha. Madem bu kadar borcumuz var. Böyle böyle artıyor zaten. Direkt satın alayım ben bunu. Bu haliyle. Rengi ne olsun? Siyah beyaz. Şöyle enteresan bir renk yapalım. Belli olsun. Sırf rengi için bu kadar fazla para alınır mı? Ayıptır, günahtır ya. Evet artık benzinimiz de var. Benzin depomuz ama bir tık daha para almam gerekecek bu türlü onu doldurabilmek için. Öyle de bir durum söz konusu. Şimdilik seni şurada bırakıyorum. Tamam yaramazlık yapma. Sen gel hocam.
Bunun öndekisini de götürüp teslim edeyim. Çok bir işime yaramayacak zaten artık. Bir şey vermedim, kiraladım bu arada. Fiyatı da 330 dolar falandı galiba kiralık fiyatı. Öyle ittim. Oraları bir düzleştirdim. Ben onu alacağım yolunu oradan. Artık bir kenara bir yere dökeceğim. Satamazsam da kenarda bir yerde beni rahatsız etmeyecek bir yerde dursun. Bir tanesini ittim ama olsun. Bu domuz yemlerini de almam lazım. Lan. 3 tane şey çıkıyor ya. Emin misin? Önce sat, emin misin? Sonra da sattım, tamam mı? Haberin olsun. Tamam, anladık abi. Satıyoruz zaten. Niye 75 kere tık 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 gösteriyorsun ekranı? Daha basit geçmeler lazım şunlar. Geldim aslında. Hocam. Alo. Deposu 3,5'luktu galiba. 3500 litre yeter sanırsam. Tekerler giriyor mu lan buradan? Hani giriyormuş. Ok. Ok. Doldur. Doldur ona. Paraya bak. Para gidiyor. Borç alayım. Yoksa yetmez. Lay 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 lay. Hiç merak ettiniz mi? Ne oluyor acaba benzin bitince diye? Bakın gördünüz şu anda ne olduğunu. Benim benzini bitti. Bu traktörün de benzin bitmek üzereymiş. Bu Fendt'i satıp başka bir şey almak lazım aslında da. 100 bine falan geçiyordur. Bakayım. Yani 105 bin. Oraya götürdüğümde 130-140 olabilir. Şuraya bir animasyon bile yok. Bir pompa bile bağlanmıyor kendiliğinden yani. Adam olmasın da. Çok eksiği var ya bu oyunların. Piyasanın çiftlik üzerinde bir numaralı oyunu oysa ki. Belki de onun getirdiği rahatlıktır işte, rakip yok falan diye. Yapmıyorlar. Gelişmiyor çok fazla. Sonunda doldu. Benzin de aynı anda iki yerden dolduramıyormuşsun yani. Onu da öğrenmiş oldum. İlla bir tanesini dolduruyorsun. ATM. Çok saçma şeyler vardı oyunda. Para bitti. 5000 dolar sırf benzine gitti ya, inanamıyorum. Kendi benzinimi de fullledim. Arkadakini de 3750'ymiş bu arada. 3500 değilmiş. Şöyle herkese benzin vere vere gideceğim diyeceğim de o araçlara geçmem gerekiyor galiba. Dıg 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 dıg. Abi yakıt işte, yakıt getirdim sana. Araç çalıştırmadan yakıtı nasıl vereceğim peki? Hım? Umarım... Tamam, aracı çalıştırmama gerek yokmuş yakıt almak için. Nice. Artık çalıştırabiliriz. Güzel. İşe yaradı. Onu da satın aldık. Bizim olsun artık. Lazım olan bir şey sonuçta. Şu makineyi de şuraya koyayım. Yıkayıp sonra garaja atacağım. Evet. Güzel clickbait olacak.
Tam olarak clickbait de değil de gerçekten yani benzinim bitti şimdi. Sonra da benzin doldurdum. Bunu kullanırım ben hacı. Bunu ben kapak olarak kullanırım tabii ki de. Güzel bir poz verin. Benzinim bitti, yolda kaldım diye. Yolda olur bir de. Üf, bitti, bitmiştir. Artık bu bölümü de sonlandırayım o zaman. Dediğim gibi bu bölümün altına oyun dışında, video dışındaki yorumlarınız, sorularınızı da bekliyor olacağım. Bir sonraki ilerleyen bölümlerde buradan seçtiğim sorulardan cevaplıyor olacağım. Videonun içinde haberiniz olsun. Bir sonraki bölümlerde görüşeceğimi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.